Tek tek dağlarının süsü, mezelerin al duvağı, meclislerin en güzel yemişi, eyvah fıstıklığımı çaldılar. Altın gibi bulgur, gümüş gibi leğen, haştasında su, kına gibi isot, eyvah çiğ köftemi çaldılar. Sen suçlusan babu. Sürmeden tohum ekmişsen, çorak bir tarlaya gönül vermişsen. Sen suçlusan babu. Dört avrat almışsan, her birinden bir oğlan. Biri sağa, biri sola, biri atlı, biri yaya. Biri acından Almanya'ya, biri yüreklerde sancı. Başımın tacı, tacı ama çok acı. Eyvah! Ben güneyin çocuğuyam, Urfalıyam. Ben güneyin çocuğuyam. Gündüz terimle yakanırım, 57 derece sıcak, vantilatörsüz dükkanda çalışırım. Gece tahta yatarım, sap yastıklara dayanık, uyur uyanık. Harran Ovası'nda su fışkıracak, İşte o zaman Nemrut ateşini yakamayacak. İşte o zaman yerden su fışkıracak, çoluk çocuk yeşil ovalarda, yeşil tarlalarda oynayacak. Fabrika bacası çok olacak, derdim bitecek. Güneyin çocuğuyam, ben güneyin çocuğuyum. Dokuz yıl önce aramızdan ayrılan Mustafa Dişli, 4 metrekarelik dükkanına 80 yılını sığdıran Urfalı bir terzi. 1963 yılında yazıp okuduğu bu şiirinde Urfa'ya olan bağlılığını ve umutlarını dile getiriyordu. Fıstığını Gaziantep'e, çiğ köftesini Hatay'a kaptırdı ama Harran için kurduğu yeşil hayallerini hiç kimseye kaptırmadı. Karın tokluğuna gurbete giden çocuklarının ardından yıllarca gözyaşı döktü. Ancak yorgun gözlerinden sızan yaşlar Harran için birer dua oluyordu. Ne zaman Harran'dan su fışkıracak, İşte o zaman çoluk çocuk yeşil tarlalarda oynayacak, fabrika bacaları tütecek. İşte o günler geldi çattı. Sen göremedin bu günleri ancak, artık şiirlerinde figan olmayacak. Ağlamayacaksın fıstığına, köftene. Ağıt yaktığın oğulların ve hatta binlerce insan koşacak Harran'a. Sen bile duyacaksın sevinç çığlıklarını. Bereket akacak tünellerinden Urfa'nın. Al al elmalar, domatesler, nar gibi isotların boy gösterecek. Altın gibi buğday kaldıracaklar tarlalarından. Kamyonlar inleyecek binlerce ton hasadın altında. Ve bir güneş doğacak ki yakında altın başaktan, bin kez aydınlanacak Urfa'nın yeni şafaktan. Bu mutlu günlerimizde aramızda olamayan sizler rahat uyuyun. İşte Harran'a, Mardin Ceylanpınar ovalarına bereket akıtacak Şanlıurfa sulama tüneli. Atatürk Baraj Gölü'nden alacağı suyla 476 bin hektar araziyi sulayacak olan Şanlıurfa tüneller sistemi,
Güneydoğu Anadolu Projesi'nin en büyük projelerinden biridir. GAP projesiyle sulanması öngörülen toplam 1 milyon 633 bin hektar arazinin 1/3'ünden fazla bir bölümü bu bereket tünelleri sayesinde suya kavuşacaktır. Toplam boyu 57.8 kilometre uzunluğunda iki ana tünel ve bağlantı tünellerinden meydana gelmektedir. Tünellerin inşaatında yeni Avusturya tünel açma metodu uygulanmıştır. En kısa zamanda hedefe varmak için yaklaşık 2000 kişi 24 saat hiç ara vermeden 3 vardiya çalışmıştır. Şanlıurfa sulama tünelleri kazısı birbirini izleyen 3 kademede yapılmıştır. Birinci kademe kazısı yüksekliği 4.56 metre, alanı ise 35 metrekare olan yarım daire şeklinde bir keside sahiptir. Bu kesit tünel açma makinesi, pavrat ve delme patlatma metoduyla yapılmıştır. Elmas uçlu döner kafalı pavratlar santimetre kareye 1400 kilogram basınç yapmakta ve çok sert kayaları bile kolaylıkla kesebilmektedir. Birinci kademe kazısı ve tahkimatından sonra 3,4 metre yükseklik ve 25 metrekare kesit alanlı ikinci kademe kazısı yapılmış, son olarak da 1 metre yükseklik ve 10 metrekare kesit alanlı üçüncü kademe kazısı da yapılarak kazı işlemleri tamamlanmıştır. Şanlıurfa tüneller sisteminin yapımı sırasında çeşitli güçlüklerle karşılaşılmıştır. Yerin 200-300 metre altında çalışılması jeolojik etütlerde elde edilen verilerin aksine sık sık jeolojik düzensizlikler ve zayıf zeminlerle karşılaşılması aşırı su problemi çalışma koşullarını büyük ölçüde güçleştirmiştir. Tünel kazısını takip eden tahkimat çalışmalarında önemli bir işlem de bulonlama işlemidir. Çapı 26 mm, boyu 3 metre olan kaya bulonları tünelin duvarlarına çakıldıktan sonra üzerlerine demir ızgaralar yerleştirilmiş ve püskürtme betonuyla kaplanmıştır. Tazyikle püskürtülen harçla tünelin çevresi 15 cm kalınlığında betonla boydan boya kaplanmıştır. İnvert ve kemer betonu dökmek için yapılan 12 metre uzunluğundaki çelik kalıplar betonarme teçhizatının çabuk yerleştirilmesini sağlamaktadır. Üçüncü kademe kazısı ve grav betonundan sonra invert betonu dökülmektedir. Kemer betonu ise invert betonu döküldükten sonra raylar üzerinde hareket eden kalıbın dış çevresine dökülerek yapılmaktadır. Şanlıurfa tünellerinden akacak olan suyun bereketi Urfa, Harran ve Mardin Ceylanpınar ovalarına kanallar yardımıyla taşınacak. Bu kanal sistemlerinden biri Şanlıurfa Kanal Sistemi'dir. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin büyük bir bölümünü oluşturan Aşağı Fırat projeleri içinde yer alan Şanlıurfa Sulaması ve Hidroelektrik Santrali ile 52,2 MW elektrik enerjisi elde edilecek ve toplam 141.835 hektar alan sulanacaktır. Şanlıurfa Ovası Sulaması ve Hidroelektrik Santrali inşaatı projesi içinde 3.875 metre uzunluğunda ana isale kanalı, 305 metre uzunluğunda giriş kanalı, 24 metre yüksekliğinde su alma yapısı ve bunun 21 metre altında yer alan şaft yapısı, her biri 474 metre uzunluğunda 2 adet kuvvet tüneli ve bypass kanalları, 2 çarpı 26,1 megawatt gücünde hidroelektrik santrali,
3191 metre uzunluğunda kuyruk suyu kanalı yer almaktadır. Şanlıurfa tünelleri çıkışından başlayıp Mardin Ceylanpınar, Şanlıurfa Harran Ovaları ana kanal ayrımına kadar uzanan ana istale kanalı 476 bin hektarlık alana 328 metreküp saniye kapasiteyle sulama mevsimi dışında da depolamalara hizmet edecek kilit bir kanal olması nedeniyle özel bir itina gösterilmiş ve buna uygun inşaat teknolojisi kullanılmıştır. Ana İsale kanalının etüt, aplikasyon ve projelendirilmesinden sonra kazı ve dolgu işlemine başlanmış, kazılar esnasında kongromera, bazalt, altere olmuş bazalt ve killi kesimlerden oluşan bir jeolojik yapıyla karşılaşılmıştır. Kazılar sonrasında yalnız killi kesimlerde daha önceden belirlenemeyen stabilite ve şişme özellikleri tespit edilmiş, laboratuvarda yapılan tetkik ve araştırmalar neticesinde bu kesimlerde önlem alınmasına karar verilmiştir. 6,33 metre yüksekliğinde su taşıyacak olan ana isale kanalının kazı işleminden sonra şevlerde ve zeminde gerekli düzeltmeler ve zemin sıkıştırılması yapıldıktan sonra beton dökümü işlemine başlanmaktadır. Normal kesimlerde uygulanan kaplama yöntemi şöyle yapılmaktadır. Zeminin üzerine ince filtre görevi görecek olan jeotekstil serilmekte, bunun üzerine ise 19 ila 38 mm çapındaki çakıl ile yapılan 20 cm kalınlığında filtre amaçlı 125 dozlu poroz beton dökülmektedir. Daha sonra poroz betonun üzerine 16 cm kalınlığında çelik hasır kullanarak 250 doz mukavemetli beton dökülmektedir. Killi kesime giriş ve killi kesimden çıkış yani transisyon bölgelerinde ise zeminden itibaren sırasıyla jeotekstil, 20 cm kalınlığında poroz beton, 24 cm kalınlığında içerisinde çift kat hasır çelik bulunan 250 dozunda betonerme kaplama betonu dökülmektedir. Şişme özelliklerine sahip tamamen killi kesimlerde ise yine sırasıyla en altta jeotekstil, 20 cm kalınlığında poroz beton, onun üzerine çift kat hasır çelik bulunan ve yine 250 doz mukavemetinde olan 30 cm kalınlığında beton dökülmektedir. Şevlerde ise beton kalınlığı şev dibinde 30 cm, şev üstünde ise 24 cm'dir. Şanlıurfa Ovası sulaması ana isale kanalında kullanılan 250 dozlu betonerme kaplama betonu yüksek mukavemette olup geçirgenliği minimum olan özel bir karışımdan elde edilmiştir. Beton silolarından transmikserlerle alınan taze beton kanala taşınmakta ve konveyörle istenilen noktaya iletilmektedir. Otomatik dörtlü vibratör grubuyla sıkıştırılarak dökülen beton, finişerle tesfiye edilmekte, daha sonra satır vibratörü ile tekrar beton yüzeyi düzeltilmektedir. Döküm sonrasında bozuk olan yerler işçiler tarafından ferdahlanmak suretiyle beton yüzeyi istenilen şekle getirilmektedir. Beton, prizini almaya başladığı anda ise curing compound malzemesi betonun yüzeyine atılmakta, böylelikle betonun tüm kür işlemi yapılmış olmaktadır. Ana isale kanalı inşaatında, kanalın tamamında ve kanalın her iki yanında 20 cm çaplı drenaj büzleri bulunmaktadır. Drenaj büzleri topografyanın müsait olduğu yerlerde dışarıya drene edilmektedir. İşletme anında kanaldaki bu drenaj büzlerinin çalışıp çalışmadığı ve poroz betonu içerisinde bulunabilecek suyun seviyesinin ölçülmesi biyozimetre pipe ile mümkün olacaktır. Drenaj büzlerine rögarlar vasıtasıyla bağlanmış olan 100 mm çapında galvanizli borular ile yine 100 mm çapında PVC boruları yerleştirilmekte. Bunlar sayesinde drenaj büzlerinin çalışıp çalışmadığı ölçülerek eğer çalışmıyorsa drenaj büzlerinin temizlenmesi flushing pipe ile sağlanacaktır.
kanal betonlarının dökümü sırasında taban ve şev kaplamalarının ayrı ayrı çalışmalarını sağlamak amacıyla derzler oluşturulmakta, derzlerin olduğu yerlerde ise poroz betonu ile kaplama betonu arasına su tutucu conta yerleştirilmektedir. Derz kesitleri ise betonun farklı çalışması durumunda birbirini tahrip etmemesi amacıyla 1 santimetre kalınlığında asfalt emdirilmiş mantarla kaplanmaktadır. Derzlerin oluşturulduğu yerlerde beton kalınlığı 40 santimetre olarak dökülmektedir. Şanlıurfa Ovası sulaması ve hidroelektrik santrali projesi içinde ana isale kanalından başka giriş kanalı, su alma yapısı ve bypass kanalları, şaft ve enerji tünelleri, hidroelektrik santrali ve kuyruk suyu inşaatları da devam etmektedir. Kuyruk suyu kanalı sonunda yer alan ayırım yapısından sağ sahilde 43.041 hektarlık Urfa Ovası'na, sol sahilde 98.794 hektarlık Harran Ovası'na su iletecek ve dağıtacak sulama ve drenaj şebekeleri projenin son halkasını teşkil eder. Urfa Ana Kanalı 51 kilometre uzunluğunda, Harran Ana Kanalı ise 150 kilometre uzunluğunda olup her ikisi de trapez kesitli, beton kaplamalı, açık kanal olarak projelendirilmiştir. Sulama drenaj şebekesi ise trapez kesitli beton kaplamalı açık kanal ile kanaletli sulama şebekesi ile trapez kesitli kaplamasız drenaj şebekesinden oluşmaktadır. Her iki ovada yaklaşık 450 kilometre açık sulama kanalı, 3700 kilometre kanalet, 1200 kilometre drenaj ve tahliye şebekesi yer almaktadır.